O iki bilgiyi size aktarayım o zaman. Önce Ufuk Kamacı ile Meltem Hanım arasındaki diğer bir bağ, bir ilişki daha ortada. Şimdi şöyle, Meltem Hanım'ın avukatı, Avukat Bey de isterse yayına bağlanabilir, İsmail Ay avukatı. İsmail Ay aynı zamanda kimin avukatı? Tahmin? Sami Bey mi? Ufuk Kamacı'nın avukatı. Ona aynı köyde koca yayın içindeyle. Evet. İsmail, ama avukatı, kendi avukatı, Ufuk Amacı'nın avukatı İsmail Ay, Meltem Hanım'ın avukatı İsmail Ay. İsmail Ay'ın ofisi nerede? Benim sana demek istediğim hocam, mesela Ufuk Kamacı ile İsmail Ay aynı köylüyle, yani ben sana, size onu izah etmek istedim. Yani aynı köylü olmak Bey'e... başka bir şey mi? Hukuken işte iki... Olmaz. Evet. Olmaz. Yani şimdi burada Ufuk Bey de dosyanın şüphelisi ise, evet, şu anda Meltem Hanım da şüphelisi, zaten bunu biliyoruz. Hı hı. Bir avukat her iki şüphelinin menfaat çalışması sebebiyle zaten yargılama aşamasına, soruşturma aşamasına tek avukata devam etmesi hukuka aykırıdır. Evet. Bu arada ikisi, yani İsmail Ay'ın hukuk bürosu nerede? Sami Oruç'un binasında. Sami Oruç'un çalıştığı yerin üst katında. Evi mi, ofis miydi arkadaşlar? Ofis. Ama evinin, özür, evinin bulunduğu şeyde, binada İsmail Ay'ın ofisi var. Muhtemelen bu olaylar olduğunda Ufuk Kamacı Avukat Bey'e gitti. Dedi ki, Meltem Hanım vekilliğini üstlenir misin? O da tabii ki dedi. Hı hı. Ama tabii aynı dosyada her ikisinde vekil olması mümkün. Tesadüfe bakın ki o binada da Sami Oruç oturuyor. Yani çok tesadüf değil sanki. Evet, ilginç bir durum yani. Meltem Hanım'ın üçüncü sevgilisi olduğu iddia edilen, hatta Meltem, bu bir ihbarla gelen bilgi ama sonra Meltem Hanım'ın edindiği, yaptığı ses kaydından da onu anlıyoruz. Kendisi hiç bu ses kaydını yapıyor. Yani kocası Faruk'la konuşuyor ve bir şeyleri belgelemeye başlıyor. Bir şeylerin hazırlığı var gibi konuşuluyor, tahmin ediyorum. Ve orada bir isimden bahsediyor. Faruk diyor ki, hatta o ismin yanına gidersen diyor, daha mı iyi olacaksın diyor. Bak diyor, gittin otelde onunla da o insanla, pansiyonuna gittin, görüştün diyor. O dediği kişi, yani üçüncü sevgili, Gaziantep'li Murat. Gaziantep'li Murat. Tanır mısınız Gaziantep'li Murat'ı? Şimdi duydum hocam ben Murat. Ya sizin bölgede böyle... Ay sen niye şaşırıyorsun? Sen de sevgili... Ben Gaziantep'li Murat diye birini burada duydum şu anda. O bölgede öyle Gaziantep'li Murat diye birisi var mı tanıdığınız? Yok hocam, şimdi ben bildiğimi söylüyorum. Öyle tanıdığım bildiğim yok. Biz bilmiyoruz. Ha? Ben hiç ilk defa şimdi duyuyorum. Bunları duyuyorum. Sami Oruç bir... Koca Yayla Köyü muhtarı Ufuk Kamacı, cevap hakkınızı kullanabilirsiniz. Niye kullanmıyor hala? Cevap hakkınızı kullanmanızdan da bir yayıncı olarak çok mutlu olurum. Çünkü ben herkesi dinlemek istiyorum. Ufuk Kamacı ikinci sevgili ve üçüncü de sevgili. Meltem Hanım'ın ses kayıtlarından ve gelen ihbarları da eşleştirerek üçüncü sevgili de Gaziantep'li Murat. Gaziantep'li Murat, yayını izliyorsanız, bildikleriniz varsa ve olayda bir dahliniz yoksa ben sizin bağlanmanızı ve konuşmanızı da çok önemsiyorum. Bakın 39 yaşında genç bir insan şu anda toprağın altında. Babası çok üzgün. Bir evladı var hayatta, kızı, eşi de burada, bir ev, o da evladı sayılır. Ama oğlunu toprağın altına gömdü ve onun katili ve katillerinin bulunmasını istiyor. Evladınız var mı bilmiyorum, baba mısınız bilmiyorum ama sizin konuşmanız gerçeklerin ortaya çıkmasında aracı olabilir. Lütfen bize yardımcı olun. Ben sizin de bakalım bu çağrıma Gaziantep'te Murat, Meltem'in üçüncü sevgilisi nasıl yanıt verecek?